Onur Kolejinden herkese merhaba. Bu videomuzda çocukluk dönemi korkularından bahsedeceğiz. Korku, çocukların görünen ve görünmeyen tehlikeler karşısında gösterdikleri bir tepkidir. Öfke, neşe, kaygı ya da üzüntü gibi korku da doğal bir duygudur. Korkunun oluşumunda kişiye ait özellikler, yaş, cinsiyet, ailesel faktörler ve medya başlıca faktörlerdir. Aileden birinin korkuyla ilgili model olması, terk edilmeyle ilgili tehditler, çocuğun kişiliğine yönelik eleştiriler, katı kurallar, tekrarlayan cezalar, korku oluşmasına yol açan etkenlerdendir. Korku ve şiddet içeren videolar, filmler ve bilgisayar oyunları da çocuğun korku geliştirmesine neden olan diğer faktörlerdir. 2-4 yaşlarında ayrılık ve kayıplara çok duyarlıdırlar. Bu yaştaki çocuklarda yalnız kalma, karanlık ve yabancılara karşı duyulan korkular yaygındır. 4-5 yaşlarında çocukların korkularında artış görülür. Karanlıktan, gök gürültüsünden, yalnız kalmaktan, hırsızlardan, kendilerini kaçıracak kişilerden korkabilirler. Zihinsel gelişimleri ile bazı olayları açıklayamamaları ve hayal güçlerinin güçlü olması nedeniyle belirsizlikleri abartabilirler. 6 yaşından sonra ise çocuğun okula başlamasıyla ve nesnel dünyayı iç dünyadan daha iyi ayırt etmesiyle beraber okul korkuları, başarısızlık kaygıları gibi daha somut korkular baş gösterir. Çocukların korkularıyla baş etmelerini sağlayacak çeşitli yöntemlere değinelim. İlk olarak oyun yöntemi. Çocuğun korkularına ilişkin oyunlar geliştirmek, onu korkutan durumu anlamak ve çözüm yaratmak etkilidir. Oyunla çocuğa kendisinin anlaşıldığı duygusu yaşatılır ve rahatlaması sağlanır. İkinci olarak uyaranların sınırlanması yöntemi. Çocukların izledikleri film ve bilgisayar oyunlarının denetlenmesi, maruz kaldıkları kaygı ve korku yaratan uyaranlardan uzak tutulması yöntemidir. Üçüncü olarak mizah yöntemi. Mizah yoluyla korku ve kaygılarıyla başa çıkma becerilerinin desteklenmesidir. Anne babanın konuyu mizahi algılaması konunun hafiflemesini sağlar. Dördüncü olarak gerçekçi düşünce yöntemi. Olumsuz ve çocuğu korkutan düşüncelerin yerine olumlu ve daha gerçekçi alternatif düşünceleri üretmenin öğretilmesidir. Beşinci olarak güçlendirme yöntemi. Çocuğun spor, müzik, resim gibi alanlarda becerilerinin geliştirip desteklenmesi ve ilgi alanlarının zenginleştirilmesidir. Bu yöntemler çocuğun korkusunun azalmasına ve kontrol edilebilmesine yardımcı olacaktır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.